Evet efendim, tüm Türkiye'nin duası Narin için tabii ki bir an önce sağ salim bulunması için, ama nasıl kayboldu, nasıl aranıyor, nasıl bir araştırma ve soruşturma yapılıyor? Şimdi bunu konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Kıdemli Güvenlik Danışmanı ve Emekli Emniyet Müdürü Ferahmuz Erdin bizimle birlikte stüdyoda konuğum. Hoş geldiniz Ana Haber'e. Hoş bulduk. Efendim şimdi görüyoruz burada Narin'in arandığı bölge ve daha doğrusu ya kaybolduğu yer aslında çok küçük bir alan. Bakın evini görüyoruz, Narin'in evi. Evet. Oradan hemen Kur'an kursu, aslında çıkış noktası Kur'an kursu. Kur'an kursundan çıkıyor Narin, yanında kuzenleri var. İşte evine doğru gidecek ama son görüldüğü yer bu nokta oluyor. Evet. Yani herhalde buradan bu bir grafik ama herhalde birkaç yüz metrelik bir yer olarak, evet, görülüyor. Son görüldüğü yeri de işaretledik burada grafikte. Buradan patika yol, burası patika yol, bu gösterdiğimiz kırmızı nokta. Bu patika yoldan evine gidecek. En son okulun, hemen karşıdaki okulun güvenlik kamerasına takılan görüntüde son görüldüğü yer burası. Bir daha da hiçbir şekilde iz yok Narin'den, 8 yaşındaki yavrumuzdan. Bir ayakkabısı bulundu, tek ayakkabısı bulundu. Ama günlerdir aranıyor, yani sır oldu. Ne diyorsunuz siz, şu tablo için ilk okumanız nedir? Yani aslında bugünün imkanlarıyla, bugün teknolojisinde tabii şu kadar mesafede bir insanın ortadan kaybolması açıkçası izaha muhtaç bir durum. Yani gördüğünüz gibi Kur'an kursundan aslında evine belki direkt bir yol var gibi. O yolu kullanmamış. Muhtemelen kuzenleriyle birlikte yolu uzatmak pahasına onlarla birlikte yürümüş ve okul kamerasından en son ayrılarak evine doğru gitmiş. Aslında bu arada biraz önce ayakkabısı dedim ya, editörüm Hazal da beni uyarıyor. Evet. Yani annesinin açıklaması da ona ait değil demişti. Evet. Yani hiçbir iz yok. Yani o çok ilginç. Açıkçası o ayakkabı tabii daha sonradan annesi ilk başta kızımın dedi, sonradan evet, değil dedi, düzeltti açıklamasını. Açıkçası 8 yaşında bir çocuğun çok bildiği bir çevrede bir anda yok olarak gitmesi çok fazla akla uygun değil. Normalde 7 günden beri sahada jandarma birimleri, AFAD birimleri arama yapıyor ama burada aslında eğer bilgiler doğruysa, yani en son görüldüğü yer kamera görüntüsü ise, normalde şu kadar mesafede, belki 50 veya en fazla 100 metre mesafede ve açık alanda bu çocuğun kaybolması çok fazla akla uygun bir durum değil. Yani başka bir seçenek düşünüyorsunuz. Yani kaçırılma mı? Şöyle, yani eğer etrafta bir su kuyusu yoksa, düşebileceği bir yarık yoksa, yani normal coğrafi olarak, ki zaten aslında normalde 11 bin dönüm arazi arandı diye bir açıklama da var medyada, ne kadar doğru bilmiyoruz. Aslında baktığımızda sizin söylediğiniz gibi bu olay aslında kayıp olayının dışında bir olay. Niçin? Yani bu arada su kuyuları dediniz, onlar da arandı. Hatta biz biraz önceki saat diliminde bağlandık Diyarbakır'a. Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek aktardı canlı canlı. Hiçbir şey bulunamadı orada da, herhangi bir iz yok. Yani bu çok normal bir durum değil. 8 yaşındaki bir çocuğun kayıp yani olayın gelişimi, gidişatı, 8 yaşında bir çocuk olması aslında kayıp durumunu ortadan kaldırıyor. Ve sizin dediğiniz gibi ya bir kaçırılma, o ya da bir cinayet olayı aslında bu saatten sonra değerlendirildi. Yani bu saatten sonra bizim düşündüğümüz, siz çok deneyimlisiniz, çok tecrübelisiniz. Ya eminim ki böyle yüzlerce vakayı çözdünüz, bu vakalarla karşılaştınız. Bir kaçırılmayla karşı karşıya olma ihtimali yüksek diyorsunuz. Yani bu kadar kısa mesafede kaçırılma da ihtimal dahil dışından çıkabilir. Aslında daha ciddi bir durumla da karşı karşıya kalınabilir. Çünkü bu çocuğun bu mesafeden gidebileceği, yaya olarak gidebileceği bir şey yok. Burada gördüğünüz gibi yol çok kısıtlı. Buraya giren her araç bir şekilde zaten fark edilir, yabancı araçlar özellikle. Ki bu tip küçük yerlerde biliyorsunuz sahne halkları çok iyi takip ederler kim gelmiş, kim gitmiş diye. Şimdi başka bir grafiğimiz daha var, bir haritamız üstünden, onu da lütfen yönetmenim Kaan göndersin, onun üzerinden de sorayım ben size. Şimdi şurada geniş bir alanı, bakın bu taralı alan tamamen aranıyor, arandı, didik 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 ediliyor 7 gündür. Şu Tavşantepe köyü, yani Narin'in kaybolduğu köy, şu işaretli yer ve biraz önce dedik ki hani su kuyuları, kanallar, bir kanal var, orası da hemen yakınında ve
o kanalda günlerdir aranıyor, orada da yok. Şimdi o kanal aslında büyük bir şüphelerden bir tanesi normalde kaybolması konumunda, ama derinliği nedir, debisi nedir? Yani herhangi bir şekilde çocuğun altta bir kaya takılma ihtimali var mı cesedinin? Onların tabii araştırılması gerekir. Mutlaka bakmışlardır. Aslında bu kadar büyük bir alan tarandığına göre. Yani 20 kilometrelik hat tarandı. Evet, bu konuda uzmanlar kanalda. Muhakkak oralara bakmışlardır. Bizim söylediğimiz endişeleri onlar da taşımıştır ve muhakkak her tarafa bakmışlardır. Zannediyorum aslında depremde kullanılan bir takım teknik aletlerle de aramayı sürdürüyorlar. Ancak bir çocuğun şu kadar büyük bir alanda yürüyerek kaybolması ve doğa şartlarında 7 gün dışarıda kalması çok fazla mümkün değil. Yani şu taradığımız yer, grafikte gösterdiğimiz yer 16 kilometrelik bir alan tarandı, didik didik arandı ve yok. Şimdi biraz önce bölgeden arkadaşımız Veysi de aktardı, ifadeler tekrar tekrar alınıyor. Özellikle yakın aile, yakın çevre, annesi neredeyse her gün ifadeye çağrılıyor, babası, işte amcalar, diğer kuzenler vesaire. Çok böyle ifadeler sürekli alınıyor. Şimdi şunu da merak ediyorum, bu soruşturmada ifade çok önemli değil mi? Yani bu tekrar etmesi bu ifadelerin bir açık yakalama, bir çelişki yakalamak için midir? Aslında dediğim gibi artık bu olay bir kayıp olayın çok fazla ötesinde. Ve tabii ki en baş şüphelerde aile bireyleri. Onların üçüncü şahıslar olan irtibatları, ilişkileri, iş ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, herhangi bir çıkar çatışması yaşamışlar mı? Bir husumet var mı? Başka bir aileyle bir çıkar çatışması yaşamışlar mı? Şu anda onlar araştırıyordur. Ama dediğim gibi yani soruşturmanın bir kaçırılma ve cinayete çevrilmesi gerekir. Az önceki grafiğe gelebilirsek. Tabii, hemen arkadaşım yönetmenim Kaan'dan rica edeyim. Şimdi hemen. Gördüğünüz gibi burada bir çocuğun veya cesedinin aslında olabileceği birkaç yer var. Bir bina var, iki bina var. Şurada üç. Bir de kendi evi ve kendi evinin yanındaki Kur'an kursu, evet. Ve işte kuzenlerinin evi. Yani evet. Bence buralarda da arama yapılmalı. Yapılıp yapılmadığını, çünkü açık kaynaklardan yaptığım araştırmalarda göremedim yapıldığını. Biz bütün noktalarda arama yapıldığını aktarmıştık evlerde. Evlerde de. Köydeki bütün evlerde hatta. Tamam, hatta dün ana haberde canlı yayında bile o aramaları göstermiştik. Ama şimdi şu şartlar altında, bu bilgimiz dahilinde, bu teknoloji dahilinde biz bu çocuğun ne olduğunu bir şekilde tahmin etmeliyiz. Yani şu anda hepimiz şu mesafede kaybolan bir çocuktan bahsediyoruz. Yani uzaylılar kaçırmadıysa bu çocuğu, bu çocuk buradan bir şekilde gitti veya götürüldü. Ya çok yakın, bakar yani, mısınız? Son yürüdüğü yerle evine gidecek, şurası patika yol ve yani birkaç yüz metre var yok. Yani mümkün değilse aslında buna normalde akılcı, herkesin aklına yatan bir senaryo üretmemiz lazım. Yani bu çocuk o az önce gösterdiğimiz grafikteki o çok büyük arazide dolaşamaz, kendi başına yaşayamaz. Bu coğrafyada vahşi hayvanlar, en azından köpekler var. O zaman bu çocuk eğer su kanalında değilse, su kanalında bir şekilde çok hızlı sürüklenip başka bir yere gitmediyse, o zaman o evleri ve altlarını çok iyi araştırmak. O zaman size şunu sorayım, sizin tüm tecrübenize, deneyiminize dayanarak bu soruşturma nasıl yapılıyor? Yani o teknikler ne? O çapraz sorgu diye bir şey biliyoruz ama onlar nasıl yapılıyor? Yani burada herhalde o ifadelerden çıkacak ne çıkacaksa. Şimdi genelde aslında tabii dijitalleşmeyle birlikte çoğu soruşturma aslında sonuca bağlanması genelde dijital delillerle oluyor. Yani kameralar, işte telefon kayıtları gibi. Ancak burası çok kırsal bir alan. Burada okul kamerasından başka zannediyorum kamera yok. Bu şekilde sizin söylediğiniz şekilde burada iki şey kalıyor. Bir, olay yeri inceleme, ki çocukla ilgili hiçbir iz yok. Yani olay yeri incelemenin çalışabileceği bir alan dahi yok. O zaman dediğiniz gibi tek seçenek kalıyor. Yani burada kolluğu da zorlayan etkenlerden bir tanesi de o. Sadece ifadeler ve ifadeler üzerindeki çelişkiler veya o çevrede bulunan insanların işte daha önceki cep telefonları trafiğinden muhtemelen bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak eğer orada gerçekten hiçbir araba gelip o çocuğu kaçırmadıysa, o çocuğu birisi yaya olarak kaçırmadıysa muhtemelen o çocuğun
Yani insan söylemekten tabii üzülüyor ama cesedi o evlerin, o binaların bir tanesinin içinde veya altında olabilir veya etrafta diğer bilinmeyen su kuyuları varsa, görünmeyen su kuyuları varsa. Tüm yumuşak topraklar da bugün mesela biraz önceki saat diliminde oradan bir yayın verdi arkadaşımız Veysi. Yani işte kepçeler, dozerler gelmiş. Yumuşak alanlar da hani yeni kazılmış bir yer olabilir. Yalnız hatırlarsanız diye. Korhan Berzek olayında da aslında evet. Çok ciddi bir seferberlik olmuştu. Her taraf taranmıştı. Daha sonra cesedi aslında taranan bir yerde bulundu. Evet. Yani ya metodolojide bir hata vardı ya şahıs ondan sonra oraya bir şekilde o zaman kayıptı. Belki dönerken oldu. Ama belki tekrar tekrar bakmakta fayda var. Çok daha böyle sıkı bir metodolojiyle buraları tek tek incelemekte fayda var diye düşünüyorum. En azından yani 7. gün oldu bugün. 8 yaşındaki bir çocuk bitiyor. İçin çok uzun bir süre doğada. O yüzden burada peki artık bu saatten sonra ekipler mi artırılır, başka bürolar mı dahil olur, nasıl ilerler, prosedür nedir burada? Şimdi tabii ki kolluk bu konuda çok tecrübeli. AFAD bunun kayıp olduğu kısımda AFAD aslında devreye girdi ve söylediğiniz bütün metodoloji çerçevesinde su kuyuları, işte coğrafi çatlaklar veya yumuşak topraklar gibi yerlere bakıldı. Bir çocuğun kaybolabileceği her alan arandı ancak bir sonuç alamadı. Belki bir kez daha yapılması gerekebilir ama bundan sonra olay kolluk olayıdır. Kolluk bildiğiniz bugüne kadar olan tecrübesiyle, olay yeri inceleme metodolojisiyle, sorgulama metodolojisiyle ifadeleri alacaktır. Daha sonra olayla doğrudan ilgisi olmayan dijital delillere, dediğim gibi ailesinin telefon irtibatlarına veya diğer çevredekilere, HTS kayıtları tabii onlara bakacaktır. Muhakkak bir sonuç alınacaktır. Çünkü yani şu mesafede bir çocuğun kaybolması mümkün değil. Tabii tüm dileğimiz sağ salim İnşallah. Bulunması ama siz de diyorsunuz ki yani bu saatte bizim artık düşündüğümüz şey kaçırılmış olma ihtimali ve İnşallah kaçırılmıştır. Tabii yani kaçırılması bir en azından hayattadır. Belki husumetten dolayı kaçırılmıştır. Ama tabii bir kaza sonucu ölüp kendisi ölüp cesedi saklanmış olabilir. Başka bir şey olabilir, kurban gitmiş olabilir. Dediğim gibi bu bir şekilde ortaya çıkartılacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim kıymetli ederim. Katkılarınız için. Tabii tek dileğimiz Narin'den bir an önce güzel bir haber verebilmek size. Bütün dualarımız Narin'le inşallah sağ salim bulunduğuna dair haberleri de paylaşacağız. İnşallah. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler.